Merhaba arkadaşlar, Her Şey Doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Mia'nın Eskişehir'in görüntüleri. Onları atmaya kıyamadım, sizlerle de paylaşmak istedim. Ne kadar tatlı ve güzel bir kediydi. Hatırlıyor musunuz Mia'yı? Biliyorsunuz Mia bu yazın ben köye gidince evden kaçtı ve hala bulamadım. Bu vesileyle belki videomu görüp izleyen varsa eğer... İsmi Mia idi. Mia diye seslenince Mia oluyordu arkadaşlar. Gerçekten karşılık veriyordu. Gören ve bulan varsa lütfen hani en azından sağlıklı ve iyi bir durumda olduğunu bilelim. Amacım alıştıysa bile almak değil. Hani Mia'nın sağlığı ve huzuru yerindeyse kimdeyse kalabilir. Ama ben sadece canından endişe ettiğim için bu videoyu tekrardan çektim. Tekrardan atıyorum. Gözünü aç da öyle bari yala ya. Göremiyorsun kirli yerleri. Bak hiç dinliyorum bak. Gene gözleri kapalı yalıyor kendini. Madem temizleyeceksin gözün aç iyicene gör kızım. Mia Danino'yu çok severdi arkadaşlar. Danino dediğim şu çikolatalı büyük şeyler oluyor ya. Onlara bayılırdı. Burnu çikolata mı olmuş onun? Evet. Mia bakayım bir. Getireyim de kızım. Bitirmiş bak görüyor musun? Dur annem şöyle yapalım. Ha? Mia burnumu nasıl yalayacaksın sen şimdi? Sular da yok. Şşt. Mia. Buna bak. Çok tatlıcı olmuş ama. Mia. Şşş. Mia al kızım. Kutuyu getirsene var mı daha içinde bakayım. Var. Al annem. Mia. Ya bak anne. Anne sıyırdı sana. Al anneciğim. Gel. Burnuna bak Allah'ım. Gel. Mia al kızım. Bak 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 bak. Bak bak. Anne bakacağım bak. Al. Yanına gideceksin illa ha. Hanımefendi gelmeye de tenezzül etmiyor bak. Ya. Ha? Şöyle kaldır popomu. Yalıyor. Dili yumuşadı. Sıra sıra bir yandan bir yandan. Arkadaşlar, şimdi biraz sonra kardeşim köyüne gideceğiz. Bunun için de milföyden börek yapıyorum. Örgülü börek yapıyorum. Gerçekten çok pratik ve çok güzel. Görsel olarak da gerçekten şahane bir börek. Denemenizi tavsiye ederim. Çıtır çıtır ve içi yumuşacık olacak inşallah. Yağlı ve lor peyniri karışık kullandım arkadaşlar. Lor peyniri çok yavan kaçmasın diye yağlı peynirle birlikte kullandım. Bu şekilde uzunlamasına peyniri koydum ve yanlardan ince ince şeritler haline kesip bu şekilde örgü şeklini veriyoruz.
Bir önce gelmesi için beklemeyeceğiz mi? Yok yok yok. Mayalık. Hamuruna birlikte gelecek. Şu maya olmaz mı? Kırmaya. Bu paket mayadan iki paket maya koyduk. Hafize sıcak su getiriyorum. Burada. Sen Mete getir. Çok soğuk olmasın abla, gelmesin. Evet, gelin. İkelim mi istiyorsun? İkelim. Tamam. Somun ekmeğimizin hamurunu bu şekilde yoğuruyorum. Arada elimi ıslatıyorum ki hamuru yumuşak olması lazım. Hamurumuz kabardı. Bu şekilde de tekrar üst üste atıyoruz. Hamurun güzel olmuş. Bir de hamur biraz şeysi çok. Güzel olmuş mu olmamış? Güzel. Heh, tamam, teşekkürler. Olmamış sandım da. Bir tane daha mı tepsiye koyacağız? Dur bir Fatma, şunu ayarlayayım. Tamam. Şimdi tepsi bende yaşın. Ekmeklerim pişti. Emeğime de değdi. Gerçekten mis gibi buram buram nasıl ekmek şey kokuyor. Oo, harika. İçi böyle yumuşacık. Birleştiriyorum ve geri açılıyor. Arkadaşlar, kardeşimin köyünde tereyağla yedik. Şimdi de yumurtalı ekmek yapacağım. Gerçekten mis gibi. Biz bir tane somun ekmeğini dün bitirdik. Maşallah, o kadar güzel olmuş ki, sağ olsun muhtar amcamın eşi de yardım etti. Allah razı olsun ondan. Ekmeği de onların fırınında pişirdim arkadaşlar.